değerli basın emekçileri, değerli siyasi partilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, sendikaların temsilcileri, soykırıma dur diyelim, içeride ve dışarıda barış mücadelesini yükseltelim. 17 Ekim insanlık tarihine kara bir gün, bir soykırım günü olarak geçti. Adı yolsuzluklara da karışan sağcı, ırkçı, faşist İsrail hükümetinin çoğunluğu çocuk hastalardan oluşan Gazze şeridindeki hastaneye düzenlediği saldırı sonucu yüzlerce kişi öldü, yüzlercesi yaralandı. Katliamı şiddetle kınıyor, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu açık bir savaş ve insanlık suçudur. Kararlılık gösterisi adı altında yapılan saldırı en asgari ahlaki ve insani değerlerden yoksunluğunu, bir barbarlığı temsil edecektir. Bu suçu işleyenler insanlığın vicdanında mahkum edilmiş, lanetlenmişlerdir. Benzer katliamlara yol verilmemesi ve hesabının sorulması için bu suçu işleyenlerin ve sivillerin ölümüne yol açan benzer saldırıların talimatını verenlerin savaş suçları mahkemelerinde yargılanmaları için derhal girişimlerde bulunulmalıdır. Bu nedenle emperyalist, hegemonik güçlerin işlevsiz hale getirdiği Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin derhal toplanması ve süreci başlatması çağrısında bulunuyoruz. İsrail hükümeti daha fazla suça bulaşmamak için saldırıları durdurmalı, ateşkes sağlanmalı. İnsani yardımlara yönelik engellemeler kaldırılmalı, sorunların barış ve diyalog yoluyla çözümü esas alınmalıdır. Kaygılıyız. Sermaye ve kapitalist sistem çoklu krizini aşmak için bir kez daha milliyetçilik, ırkçılık, gericilik üzerinden savaş silahına sarılmıştır. Son yıllarda sistematik olarak artan silahlanma yarışı ve birçok ülkede iktidara sağcı, ırkçı, gerici partilerin gelmesi de böyle bir savaşın zeminini güçlendirmiştir. ABD ve diğer emperyalist güçlerin paylaşım savaşları nedeniyle başta Orta Doğu ve Ukrayna olmak üzere birçok bölgede farklı düzeylerde devam eden çatışmaların genelleşmesi ve açık bir dünya savaşına dönme tehlikesi dünden daha yakın bir ihtimal olarak kapımızı çalmış durumdadır. Biliyoruz ki devletler ulusal çıkarlarımız adı altında kapitalist sistemi sermayenin önceliklerini gözetecek, buna göre pozisyon alacaklardır. Kendi işgal, saldırı ve savaş suçlarına kılıf bulacaklardır. Demokratik değerlerin ve kazanılmış hakların gaspı için fırsatı çevireceklerdir. Gerçekleşen de budur. Savaşı durduracak olan dünya ezilen halkları ve emekçilerdir. Bu nedenle bir çağrımız da tüm emek ve demokrasi güçlerinedir. Yaşama, geleceğe ve emeğimize sahip çıkmak için barış mücadelesini yükseltelim. Bu noktada gerekli tüm adımların atılması için konfederasyonumuz, bağlı sendikalarımız ve üyeleri üzerine düşen tüm sorumluluk ve görevleri yerine getirecektir. Filistin halkı dünyadan ve Türkiye'den hamaset ile süslenen timsah gözyaşları değildir. Çözüm için acil, somut adımlar atılması beklenmektedir. Bunun için öncelikle saldırılar derhal durdurulmalı, ateşkes sağlanmalı. Filistin halkına yönelik abluka derhal kaldırılmalıdır. İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilmelidir. Tüm emperyalist güçler bölgeden çekilmelidir. İsrail ile yapılan ikili anlaşmalar iptal edilmelidir. Filistin halkına ekonomik, sosyal, her türlü destek sağlanmalıdır. Filistinlilerin hak eşitliği tanımayan hiçbir çözüm kabul edilmemelidir. KESK olarak, Çanakkale Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bir kez daha İsrail'in soykırıma varan Gazze şeridindeki hastaneye ve sivillere yönelik tüm saldırıları kınıyoruz. KESK, Çanakkale Şubeler Fırat Platformu, Çanakkale Emek ve Demokrasi Güçleri.